Sevgili Hande şimdi bir başka soruyla devam edeceğim. Bazen senin hayatını küçük bir Zamanını işgal edebilir fakat e, basında çok yansıdığı için Hı -hı. E, ya da e, değişik bir olay olduğu için e, senle birlikte yaşar. Bu konu başlıklarından bir tanesi bir günlük süren evliliğine Hı -hı. E, değinmek istiyorum. 2004 yılı avukat Fethi Pekin'le evleniyorsun. Bir gün evli kaldıktan sonra boşanma e, gerçekleşiyor. O dönem e, bu olay şöyle yansımıştı. İşte evlilik sözleşmesinin istendiği ve senin bu evlilik sözleşmesini imzalamak istemediğin için e, ayrılık olduğu Hı -hı. E, basına e, yansımıştı. İlk parantezimi şöyle açmak istiyorum. Sen de o dönem çok iyi kazanan, kendi ayakları üzerinde duran hı hı. E, bir oyuncuydun. Evlilik sözleşmesine birincisi neden sıcak bakmadığını ve bunu kafanda nereye yerleştirdiğini merak ediyorum. İkincisi, e, Deste İzdivaç programında şöyle cümlelerin e, yer alıyor. Kayınvalidelerin evliliklere dışarıdan müdahale etmesi konusunda kendinden örnek veriyorsun ve dedin ki işte ben o baba figüründen dolayı bir gecede ayrılık yaşadım. Aynı evde üç kişi yaşıyor muşuz gibiydi. Her şeyini onlar karar veriyor. Onlar nasıl uygun görürse sen o şekilde yaşamak zorundasın. Masamdaki vazoya koyduğum çiçeğe bile karışıyorlardı. Bir ilişkiye müdahale etmek doğru değil e, dedin. Sen e, böyle dedin. Fakat insanlar e, Bundan farklı hikayeler Hı -hı. çıkardılar. Ve ilk tabii ki klişede işte zengin çocukla evlenmek isteyen ve işte daha çok kafasında başka ikinci ajandası olan fakir kız Kilen. modeliydi. Evet. Değil Hı -hı. mi? Böyleydi. Bu klişe böyleydi. Şimdi ben bu masayı bu hikayenin senin açından hem duygusal olarak hem de gerçekte nasıl Hı -hı. yaşandığını irdelen, irdelemen adına kullanmanı rica edeceğim ve soracağım. Soru gelsin. Olayın aslı neydi ve 24 saatlik evlilik nasıl bir duyguydu? Şimdi olayın aslı tabii ki çok fazla yansımadı. Öncelikle evlilik sözleşmesinden hani girdiğin için söylüyorum. Biz Fethi ile birlikte olduğumuz zaman Fethi işte evlenme teklif etti. 8. ay veya 9. ayda ya da bilmiyorum şimdi 11. ayda olabilir. Ben de dedim ki beni gerçekten... Ee, ...benim onu sevdiğimden daha fazla seven bir insanla e, böyle bir teklif de geldi. E, daha mı mutlu olurum acaba dedim. Çünkü Fethi beni gerçekten e, o kişi diyeyim ya da böyle çok ismini zikretmeyeyim e, hı hı. şimdi. Gerçekten böyle çok değer veriyordu, çok seviyordu ve çok uzun yıllar tanışıyorduk biz zaten onunla. Ama böyle bir uzaktan arkadaşlığımız vardı. Sonra böyle bir birbirimizin yarı sarma bölümünde o arkadaşlıktan bir anda böyle bir şey oldu evlenme teklifi de edince annem dedi ki bana seviyor musun Hande dedi gerçekten dedi ben de bu şu anda sana söylediğimi söyledim peki o zaman dedi bak bu insanlar dedi hani hiçbir şekilde dedi bizim e, benle tanışmak istemediler bu dedi hani biraz dedi saçma olmuyor mu dedi hani siz böyle bir karar vermişsiniz ben bir Fethi ile konuşayım dedi. Annem de Fethiye dedi ki evlenmeyin onu daha erken. Bak ailen de zaten hani benimle tanışma gibi bir şey de bulunmadı. Onun üzerine o da dedi ki benim ailem çok zor, e, Uzlaşılmayacak bir aile. E, onun için bir şekilde hani benim kararım kesin. Benim kaza günüm de milattır. Bir kaza geçirmişti kendisi. Ay stres oluyorum yetmeyecek Ek şimdi, bir tam. dakika süre tamam. vereceğim rahat rahat anlatabilirsin. Ondan sonra e, peki o zaman dedi annem bana. O zaman madem dedi böyle bir karar verdiniz ısrar ediyorsunuz hani bana dedi düşmez. Fethiye dedi evlilik sözleşmesi öner dedi. Ailesi eğer kafasında varsa hani böyle aman biz zenginiz işte bu kız da gelecek bizim paralarımız için filan. En azından karşı tarafın kafasından da bu düşünceler kalkar dedi. Onun üzerine ben teklif ettim annemin bu isteği üzerine. O da bana dedi ki asla böyle bir şey söz konusu değil. Ben evleneceğim kadına böyle bir sözleşme imzalattırır mıyım dedi. Onun üzerine de tamam konu kapandı. Evleneceğim gün bir sözleşme geldi şoförle. Bir terbiyesiz bir şekilde telefonda bir iki şey söylendi. Ee, annemle e, konuşuldu. Neyse uzun lafın kısası bu süreç içinde de o dediğim karakter bölümünde... ...yani ben bağımsız kendi kararlarımı veren bir kişilik olarak buna alışmışken... Biraz istedim ki karşımdaki insanı o, o ailenin çetrefilli e, dominant durumundan kurtarayım bir birey olarak o da e, kendine gelsin. E, babanla e, babasından ayrı da çalışmasını önerdim ama böyle bir şey mümkün olmayacağını da sonradan öğrendim. Burada şimdi bütün sırları Artık da açıklayacak bir dakika etmeyeyim. veriyorum. Sırları da açık etmeyeyim. Mesleğinin de e, bana söylediği meslek olmadığını öğrendim. E, o yüzden de tabii ki bir insan en azından hayata başlayacağı bir kişiye de hani son anda böyle bir iki fiyasko şeklinde durumunu yakalayınca o psikolojiyle bir şey ben şey imzaladım sözleşmeyi imzaladım. Zaten Hı -hı. bizim önerdiğimiz bir şeydi. Nikah kıyıldı çok saçma sapan bir şey oldu. Yani onun annesi ki çok değerlidir gerçek öz annesi onun dışında işte herkesin kendi egoları, kendi e, zaafları vesaire şeyinde en son arabada giderken e, annemle alakalı bir laf etti. Beni sevseydin o evlilik sözleşmesini avukata götürmezdin. O ananla gibi bir laf olunca "E benim de hayatımda bir tek annem var. Ona da ben asla laf söyletmem. Üstüne isterse hani milyon dolarlar olsun. O annemi artık daha fazla boynunu eğdirmemek adına da ve kendi mutluluğum adına da böyle bir karar vermek durumunda kaldım." O da bir geceye denk geldi. Peki